Normalde hani şartlar o kadar zorlaşıyor ki yani artık lisan bilsen dahi böyle kolay kolay iş bulamaz konuma geldi dünya. Yani daha da böyle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İşte yani lisan öğrenmemiz gerekiyor, daha farklı şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Yani sürekli böyle kolumuza bilezik takmamız gerekiyor. En büyük ihtiyacın İngilizce öğrenmek olduğunun hepimiz bilincinde olmamız lazım. Çünkü dünyada birçok ülkeye gittim. En fakir ülkelerde, en geri kalmış ülkelerde bile İngilizce konuşulduğu zaman biz Türkiye adına çok da mutlu olamamıştık. Tabii Evet. gramerden uzak olması bu projenin önemli. Çünkü İngilizce derslerimiz okullarımızda da veriliyor ama gramer önemli bir zaman aldığı için işin uygulama noktasında pratiği çözemiyordu. Biz de özellikle arkadaşlarımızla konuşmada pratik üzerine ağırlık vererek şu anda bu projeye sahip çıkan akademinin sahiplerinin yurt dışında ve yurt içinde bu konuda yapmış olduğu başarılar da biliyoruz. Ücretsiz olarak bu İngilizce dersini verip A1 seviyesinde bizi izleyenin şunu bilmesini istiyorum. İngilizce kursu dersi verenler çok var ve biz bunların hepsine saygı duyuyoruz eğitim alanında. Fakat bu eğitim nasıl verilmeli, kime verilmeli şekli de önemli. Çünkü biz pratik İngilizce olması bizim dikkatimizi çekti. A1 seviyesinde ücretsiz olarak önce verilecek olan bu dersler hem bir şeyler öğrenilip ha ben bu işi başarabilirim deyip kendisinin bazı şeyleri konuşup bildiğini hissedecekler. Hissettikten sonra bunun ikinci, üçüncü kuruyla beraber İngilizce öğrenebilmenin yollarının açılmasıdır asıl olan. Az önce İngilizce eğitimiyle ilgili şunları anlattınız. Hani bize hep eskiden şöyle derler, işte yabancı bir ülkeye gitmeden İngilizceyi öğrenemezsiniz derlerdi. Hani normalde online olarak da yani İngilizce tam anlamıyla öğrenilebilir mi? Şimdi dil tam anlamıyla hiçbir zaman öğrenilmez. Dil çünkü sürekli gelişen bir şey. Ben dediğim gibi İngilizce öğretmeliyim. Ben bile kalkıp İngilizceyi tam anlamıyla biliyorum diyemem. Çünkü her gün dil gelişen bir kültürdür. Her gün birisi bir şey ekler. Dolayısıyla biz şu an Türkçe konuştuğumuzu çok iyi anlayabiliriz ama atıyorum Ağrı'dan bir vatandaşımız, Kars'tan bir vatandaşımız veya Rize'den bir vatandaşımız geldiğinde arada anlayamadığımız cümleler de olur. Çünkü dilin içerisinde şive vardır. Şivenin olduğu her yerde de tam etkili. Ama online eğitimler her zaman artık dünyaya ulaşmamızda çok faydalı oldu. Çünkü şu an bir sürü yabancı öğretmenimiz de biz ne yapıyoruz? Birçok yabancı öğretmenimizi öğrencileri tanıştırmamızın sebebi online olması. Yurt dışına Evet. bir bağlanamıyoruz. Yani online olarak eğitim verdiğinizde yani şu anda verimli bir şekilde geri dönüşler aldığınızı yani eğitimin amacına ulaştığını söylüyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim. 100 öğrenciyle başlıyorsak 70 ile A2'ye devam ediyoruz. Yani bizim için zaten önemlisi bu. Eğer memnun kalmasa öğrenci aynı sistemde A2'yi de alayım demez. Eğer bizden A2'yi de aynı sistemde online eğitimde devam edeyim, yabancı öğretmenimle devam edeyim diyorsa, aynı projeye bir daha katılmak istiyorsa doğru yolda olduğumuzu gösteren bir gösterge oluyor. Açıkçası buradaki şu andaki en büyük hedefimiz duyurularımızın daha sıklıkla yapılıp daha büyük kitlelere ulaşmak. Ben de yabancı dil Türkiye'de öğrendim ama asıl konuşmaya başlamam açıkça söylemek gerekirse İngiltere'de aldığım dil eğitimin sonucunda oldu. Bu da işte o yabancı hocalardı, Armağan Hoca'nın dediği gibi. Şimdi insanlar 4 hafta hakikaten çok bir konfor, bir lüks aslında. Hani yabancı hocayı dinlemek, efendime söyleyeyim hani onlarla diğer öğrenciler, talebeler bir arada işte bu derslere katılması, bu yayında da veriyoruz zannediyorum hani derslerimizden özetler. Ben yani fırsatı olan herkesin katılmasını istiyorum. Gerçekten çok güzel bir fırsat bu hepimiz için. Zafer Başkan'ın da dediği gibi yani biz Türk milleti olarak gerçekten İngilizce bilir seviyesinde dünya sıralamasında oldukça altlardayız. Hep ama bu bizim
yaptığım şeyimizden kaynaklandı. Yani belki de okul yıllarımızdaki korkularımızdan kaynaklandı. İşte öğrendiğimi zannettik ama hep böyle pratiğe geldiğimiz zaman biliyorduk ama konuşamıyorduk. İnşallah bu eğitim sayesinde pek çok yurttaşımız, öğrencimiz engelli engelsiz bir arada. Yani bu fırsatla da işte birbirleriyle tanışıp arkadaş da oluyorlar. Fırsat eşitliğiyle hep birlikte bu güzel eğitimi alırlar diye umut ediyorum. Evet Füsun Başkanım, izleyicilerimizden Azize Aslan Hanımefendi başvuru süreci geçti mi diyor. Şimdi izleyicilerimiz yani normalde bu projeye, bu kursa nasıl erişebilirler? Yani bunu anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bizim bir görselimiz var açıkçası. Görselimizi gönderiyoruz. Görselimizde WhatsApp üzerinden bir irtibat numaramız var. O irtibat numaramıza talebemiz başvurusunu yapıyor. Daha sonra o numaradan geri dönüş oluyor. Hiçbir arkadaşımız üzülmesin geç kaldım diye. Çünkü projemiz 3 yıl boyunca devam edecek. Bu işte toplanıyor. Armağan Hocam da söyledi. Tekrar hatırlatır söyler. Yani öğrencileri topluyoruz. Öğrencileri topladığımız anda da derslerimiz başlıyor. Bir güzel tarafı yine kimsenin işte işini veya okulunu aksatmayacak şekilde hafta sonları genelde oluyor kurslarımız. Dolayısıyla yani çocukların hiçbirisi şey yapmasınlar, panik yaratmasınlar, kaçırdık diye. Yani kurslarımız periyodik aralıklarla yıl boyunca devam edecek. Yeter ki evet, o numaraları başvurularını yapsınlar. O başvurular onlara gönderdikleri geri dönüş yapılacak. Evet, bu videomuzun altında da başvuru şekilleri var. Oradan numaralar var, gerekli irtibat numaraları var. İzleyicilerimiz oradan da direkt ulaşabilirler. Peki ücretsiz deniliyor yani kursa. Belli bir ücret ödeniyor mu? Eğitimlerimiz 4 hafta boyunca ücretsiz. Bu soru çok geliyor açıkçası da. Şimdi 4 hafta boyunca ücretsiz dil eğitim veriyoruz. 4 hafta boyunca verdiğiniz bu ücretsiz dil eğitiminin sonunda dediğim gibi 11 ülkemizi temsil eden Uluslararası Oxford As Akademi sertifikasını almak istiyorum diyen öğrenciler bir sertifika harç ücreti yatırıyorlar. Bu da zaten 75 TL gibi bir cüzi bir rakam. Bu sertifikayı aldığı zaman da hem uluslararası anlamda bir katılım sertifikası sahip olmuyor oluyor. Artı en önemli değeri şu. Atıyorum bizden eğitim aldı. Bizden eğitim aldıktan sonra bu A1 eğitimi sertifikasını aldı. Şimdi herhangi bir kursa devam etmek istedi. Bizler de kursçuluk yaptık yıllarca. O yüzden size söylüyorum. Yani herhangi bir kursa gidip ben İngilizce kursuna kayıt olmak istiyorum dediğiniz zaman otomatikman sizi direkt tekrar A1'den alırlar. Ve siz ortalama 1000-1500 lira gibi bir rakamı tekrardan A1 için ödersiniz. Bu almış olduğunuz 75 TL karşılığındaki harç bedeli ödeyip sertifikayı aldığınız zaman bu almış olduğunuz sertifikayla size kurs sahibi, bizden sonra gittiğiniz herhangi bir kurs sahibi arkadaşım yapabileceğim bir şey yok işte seni biz A1'den başlatacağız dediği zaman önüne koyup ispat edebileceğin ben A1'i aldım Oxford As Akademi'den aldığım A1 sertifikası var diye gösterdiği zaman adam otomatik olarak seni A2'den başlatmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla sen de 1-1,5 milyar neyse o seviyeye vereceğin parayla A2'ye ödemiş oluyorsun. Yani aslında elinde o 75 TL aldığın sertifika senin için 1,5-2 milyar değerinde cebinde gözükmeyen bir para. Dolayısıyla evet, böyle bir imkanı da var sosyal proje anlamında. Altı bu sertifikada TÖMER'e gittiği zaman da sertifikasını TÖMER'e gösterdiğinde otomatik olarak Ankara Üniversitesi TÖMER'de herhangi bir şubesinde %40 indirimde de TÖMER'den devam etmek isteyenler devam edebiliyor herhangi bir seviyede. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli. Şimdi eğitimler bu bütün dünyada global olarak hep aynı şekilde eğitimler ücretsiz verilen sosyal projeler var, oluyor, oluşturuluyor sadece dilde değil. Ama her zaman bir sertifika harç bedeli mutlaka olmuştur. Bunlarda tabii ki veya bir kitap ücreti olmuştur. Yani öğrenciler eğitim ücretsiz alsa da karşılığında mutlaka kendi şahsiyeti için, kendi bireysel çıkarı için yapacağı işleri tabii ki sosyal sorumluluk projelerinden değil, kendi harcamalarından yapmaktadır. Bu da çok doğal bir süreçtir. Dediğim gibi ama sertifika almak istemiyorum diyenler için zaten sorun yok. Herkes için ücretsiz bir eğitim. Çok değerli bir hizmet. Yani
ücretsiz İngilizce, Almanca kursu. Yani eskiden mesela ben hep Viyana Üniversitesi'nde okumayı hayal etmişimdir. Lakin bizim dönemlerimizde böyle maddi imkanlar yoktu. Ama şu anda yani dünyanın neresinde olursanız olun şey yapıyorsunuz. Yani her türlü imkan var. Ya şu ücretsiz İngilizce, Almanca hizmeti bile gerçekten büyük bir imkan neticede. Yani Büşra da esasında şu an Z kuşağı olarak şanslı olan. Biz biraz daha yolu ortaladık. Büşra da biraz daha yolun başında. Büşra, nasıl buldun? Çok güzel değil mi İzmir? Evet hocam, gerçekten hani çok güzel bir proje oldu. Bu hocalarımı, başkanlarımı gerçekten tebrik ediyorum. Ve bizlere böyle bir imkan sundukları için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum herkes adına. Şu pandeminin bize getirdiği en güzel tarafı bu olabilir. Online eğitime geçmek ve böylesine uluslararası bir şekilde her yerden hocalarla ya da farklı eğitimcilerle eğitimler alabilmek gerçekten çok güzel bir imkan. Sizin de bahsettiğiniz gibi eskiden imkanların olmamasından dolayı herkes bu kadar kolay eğitimlere ulaşamıyordu. Şu an sadece bir tıkla yerimizden hiçbir şekilde kalkmadan, hiçbir efor sarf etmeden her istediğimiz eğitimi alabiliyoruz, farklı imkanlara kavuşabiliyoruz. Ve bu eğitimler sonucunda böylesine uluslararası bir belge almak da bizim için büyük bir şans. Hani şu an hepimizin, gençlerin kaygısı şu: CV'me ne ekleyebilirim, CV'mi nasıl doldurabilirim? Böylesine uluslararası gerçekten hani bir belge almak çok büyük önem arz etmekte. Evet, yani dünya genelinde de geçerliliği var yani aldığınız sertifika. Evet, evet hocam. Bu yüzden şu an bizi izleyenler, daha sonrasında yayını izleyecek olanlara sesleniyorum. Kesinlikle bu eğitimi kaçırmasınlar. Hocalarımız gerçekten mükemmeller. Alanında çok uzman hocalar. Böylesine bir eğitimi, hocalarımın da bahsettiği gibi 1000 liradan, 2000 liradan aşağıya almak mümkün değil. Şu an sadece sertifika parasıyla bu eğitimi almaları mümkün. Kesinlikle kaçırmasınlar diyorum.